Merhaba hanımlar. Bu videomda yeni doğan bebekler için bebek seti diye söyleyeyim size. Uyku arkadaşı, emzik zinciri ve çıngırak set olarak yapımını tarif edeceğim. Bu setimizi zürafalı modeliyle yapacağız. İpim Alize Cotton Baby diyorlardı. Sanırım Alize Cotton Baby'ydi. Başka şeyde kullandığım için ambalajını atmışım. İlk olarak kafa yapımından başlayacağım. Kafa yapımından burun kısmıyla yaparak başlıyoruz. O yüzden mavi ipi aldım. Kafamız aslında beyaz fakat burun kısmımız mavi. Çünkü ben erkek bebek için yapacağım. O yüzden mavi ipi aldım. Kız bebek için olursa pembe, lila, mor renkler size kalmış. Sihirli halkamızla başlıyoruz. Sihirli halkamın içine 6 adet sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğnemi yaptım. İpimi içeriden kurtarıp sıkıştırıyorum. Şu an ben zürafamızın burun kısmını örüyorum. İlk ilmeğime battım. Bir sık iğne. Aynı yere bir daha. İki sık iğne. Bir sonrakine. Üç. Aynı yere bir daha. Dört. Bir sonrakine. Beş. Aynı yere bir daha. Altı. Bir sonrakine. Yedi. Aynı yere bir daha. Sekiz. Bir sonrakine 9, aynı yere bir daha 10 ve son olarak son tek kaldı. Oraya da iki defa batarak 12 adet sık iğne elde ettim. Yani 6 adet arttırma yaptım. Bir sık iğneye iki defa batarak 6 adet arttırma yaptım. Bu ipimi işaretleyici olarak şurada tutayım. İsterseniz ilmek belirleyici veya farklı renkli bir ip kullanabilirsiniz. Bir sonraki sırama geçiyorum. Bir tek battım. Bir sonrakine çift batıyorum. Aynı işlemi 6 defa yapacağız. Tekrar tek battım ve çift battım. İsterseniz 6 olarak sayın çiftleri. İsterseniz benim gibi işaretleyici koyun. Saymayla uğraşmazsınız. Normalde her sırada mutlaka 6 tane arttırma oluyor. 6 tane arttıra arttıra çıkacağız. Son olarak bir tek, bir sonrakine çift. Bu sıramı bir tek, bir çift, bir tek, bir çift olarak işaretleyici ipime kadar geldim. Bir sonraki sıramda yine siz farklı renkte bir ip de koyarsanız benim gibi çıkartmayla uğraşmazsınız. Bir sonraki sıramda bir tek, iki tek, bir sonrakine çift batıyorum. Sayınızı karıştırırsanız şuradan anlarsınız. Hep şu çift olanların üstüne çift geliyor. Burada iki tane tek yapıyoruz. Tam bakın. Çiftin üstüne geliyor üçüncüsü. Arttırmalar hep çift battığımızın tam ortasına denk geliyor. Bu sıramızı da iki tek bir arttırma olarak sıra sonuna kadar devam edelim. İki tek bir arttırma olarak sıra sonuna kadar geldim. Yani bir sıra boyunca iki tek bir arttırma yaptım. Bir sonraki sırama geçiyorum. Şimdi ilmek belirleyici ile devam edeceğim. İlk sık iğnemi yaptım. Buraya işaretleyicimi takıyorum. Bir tek yaptım. Bu iki. Bu da üç. Tek yaptım. Bir sonrakine yani dördüncüye çift atıyorum. Bu sıramızı da üç tek bir arttırma olarak sıra sonuna kadar devam edelim. Üç tek bir arttırma olarak sıra sonuna kadar geldim. Bir sonraki sırama geçiyorum. Hemen buraya
İlk sık iğnemi yapıp işaretleyicimi takıyorum. 1 yapmıştık. 2 3 4 tek yaptım. 5.'ye çift atıyorum. Bu sıramızı da 4 tek bir arttırma olarak 4 tek bir arttırma, 4 tek bir arttırma, 4 tek bir arttırma işaretleyiciye kadar geliyoruz. Bir sonraki sıramızı 5 tek bir arttırma, 5 tek bir arttırma, 5 tek bir arttırma işaretleyiciye kadar geliyoruz. Bir sonraki sıramızı 6 tek bir arttırma, 6 tek bir arttırma, 6 tek bir arttırma devam ederek sıra sonuna kadar geliyoruz. 6 teke kadar arttıracağız. Sonrasında düz bir şekilde öreceğiz. 6 tek bir arttırma yapıp işaretleyiciye geldiğimiz zaman buraya bir ip koyalım ve düz bir şekilde hiçbir arttırma eksiltme yapmadan örmeye devam edelim. Ben de o şekilde ipi koyup kaç sıra ördüğümü sizinle paylaşacağım. 6 tek bir arttırmaya kadar düz bir şekilde örmüştük. Tekrar göstereyim, buradan başladık. 6 sık iğne ile başladık. 12 adet sık iğnemiz oldu. Hep bir tanesine çift batarak, her birine çift batarak 12 adet sık iğnemiz oldu. Bir sonrakine bir tek bir çift bütün sıra boyunca. Bir sonrakine 2 tek bir çift bütün sıra boyunca. Bir sonrakine 3 tek bir çift bütün sıra boyunca. 4 tek, 5 tek, 6 tek. Buraya işaretleyicimi koydum. 6 tek bir sık iğne batıp sıramı tamamladıktan sonra işaretleyicimi koydum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra ördüm işaretleyicimden sonra. Tekrar oraya geldim hizaladığımızda. Tam burası oluyor. Şimdi en son yaptığımı geri çıkartacağım. Fazla çıkarttım. En son sık iğneme battım ama çıkartmadım. İpimi çıkartmadım. Şimdi buradan beyaza geçiş yapacağız. Şöyle biraz uzun bir pay bırakıp içine verelim. Çıkartmayı beyaz iple yapıyoruz. Buradaki ipleri sonra içeriden birbirine bağlayacağız. Bir tane yaptım. Şuraya bağlamak istiyorum ki açılmasın. Mavi ipi koparabilirsiniz bağladıktan sonra. Bir tane yaptım. İşaretleyici de koyabilirsiniz ama renk değişikliği olduğu için işaretleyiciye gerek yok. Bu birdi. 2 3 4 5 6 7 tek battım. Bir sonrakine çift batıyorum. Bu sıramızı 7 tek bir arttırma olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 7 tek bir arttırma olarak sıra sonuna kadar geldim. Buradan sonra isterseniz işaretleyici koyun. Şöyle herhangi bir ip veya işaretleyicinizi. Bir sonraki sıraya geçiyorum. 1 tek 2 tek, 3 tek, 4 tek, 5 tek, 6 tek, 7 tek, 8 tek yaptım. Bir sonrakine çift batıyorum. Bu sıramızı da 8 tek bir arttırma olarak sıra sonuna kadar devam edelim. 8 tek bir arttırma olarak işaretleyicime kadar geldim. Bir sonraki sıraya geçiyoruz yine ipimizi. Ben ipimi biraz kısa
almışım işaretleyicim olsun diye. Ama siz biraz daha uzun ip alabilirsiniz. Bir sonraki sıraya tek battım. 1 2 tek 3 tek 4 tek 5 tek 6 tek 7 tek 8 tek ve 9 tek battım. 9 adet tek sık iğne battım. Bir sonrakine zaten saymasak da anlaşılıyor. Tekrar arttırmanın üstüne geliyor. 9 tek. Bir sonrakine çift batıyorum. 9 tek bir arttırma olarak sıra sonuna kadar, işaretleyicimize kadar devam edelim. 9 tek bir arttırma olarak sıra sonuna kadar geldim. Bir sonraki sırama geçeceğim. Bir bakmak istiyorum. Herhalde yine arttırma yapmamız gerekiyor. Ya ben de resimden bakarak yapıyorum. Daha önce yapmadım. İşaretleyicimizi yine takalım. İki. Üç. Dört. Beş. 6 7 8 9 ve 10 tek yaptım. Hemen bir sonraki sırama çift batıyorum. Bu sıramızı da 10 tek bir arttırma olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 10 tek bir arttırma yaparak sıra sonuna kadar geldik. İşaretleyicime kadar geldim. Şimdi yanlış saymadıysam 72 adet sık iğnem var. İşaretleyicimizi burada bırakıyoruz. Göstereyim. Bu ip burada kalsın. Hemen işaretleyicimizin olduğu yere sık iğnemizi yapalım. Affedersiniz, kata ayrıldı. Düz bir şekilde 72 sık iğnemizi koruyarak hiçbir arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde birkaç sıra öreceğiz. Kaç sıra olduğunu sizinle paylaşacağım. İşaretleyicimiz burada kaldı. İşaretleyicimizin üstünden sayacağız kaç sıra olduğunu. Ben öreyim, sizinle paylaşayım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben size kaç sıra ördüğümü söyleyeyim. 10 tek bir arttırmaya kadar arttırmamızı yapmıştık. Buradan ip koydum. Arttırma bittikten sonra üstünden 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örmüşüm. 6 sıraya gidiyorsunuz ve tam işaretin olduğu yere geldiğinizde duruyorsunuz. Şimdi azaltmalara geçeceğiz. Azaltmalar için ilk sık iğnemi yapıp işaretleyicimi koyacağım. 1 olarak sayıyoruz bunu ve devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tek battım. Burada bir eksiltme yapıyorum. Eksiltmeyi göstereyim. Herkes farklı yöntemde yapıyor. Ben de size göstereceğim. Bir bu kanadından alıyorsunuz ve diğer kanadından bir tane daha alıyorsunuz. İki kanadını aldım ve ikisini birden çıkarttım. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Ben gözleri taktım. 1, 2, 3, 3. ile 4.'ünün tam arasına taktım. Buranın sayısı yok. Kendiniz şöyle bakın ayarlayın. Saymadım. Göz kararı taktım. Bu şekilde takabilirsiniz. 10 tek bir azaltma olarak sıra sonuna kadar düz bir şekilde devam edelim. Azaltmayı göstermiştim. Farklı bir yöntem daha var. Onu da size göstermek istiyorum azaltmanın.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tek battım. Bakın. Batıyorum bir sonrakine. Çıkartıyorum ve yanındakine bir daha batıp çıkartıyorum. İkisini birlikte, şey üçünü birlikte, hepsini bir çıkarıyorum. Burada tek ilmeğim olmuş oldu ikisinden de aldığım için. Bu da bir azaltma yöntemi. Size kalmış hangisi kolayınıza gelirse. 10 tek bir azaltma olarak sıra sonuna kadar devam edelim. 10 tek bir azaltma yaparak sıra sonuna kadar geldim. Bir sonraki sıra için ilk sık iğnemi yapıyorum. İşaretleyicimi takıyorum ve bunu bir sayıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 tek battım. Burada hemen bir azaltma yapıyorum. Bu sıramızı da 9 tek bir azaltma olarak sıra sonuna kadar devam edelim. 9 tek bir azaltma yaparak sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonuna geldiğinizde azaltmalarda mutlaka, mesela 9 tek yaptım ben. Burada 2 adet ilmeğim kaldı. Eğer doğru yaptıysanız, sıranızda, saymalarınızda bir hata yoksa mutlaka en sonunda 2 tane ilmeğiniz kalıyor ve eksilterek bunu bitirmiş oluyorsunuz. Doğru yaptıysanız mutlaka bu şekilde gidecek. Şimdi bundan sonra tahmin edeceğiniz üzere 9 tek bir azaltma yapmıştık. Sonrasında 8 tek bir azaltma, 7 tek bir azaltma, 6 tek bir azaltma, 5, 4, 3, 2 diye sonuna kadar devam edeceğiz. Kapatacağız. Delik kalmayacak. Mutlaka içine elyafla doldurun. Şu tarafa azaltmaları bitirmeden önce şuraya çarpı şeklinde burun işareti yapacağız. Ben yapıp size göstereyim isterseniz. Aynen, ben size göstereyim, ondan sonra azaltmalara devam edelim. Şimdi burun yerini göstereceğim size. İğneme ipimi taktım ve düğüm attım. Şöyle iki yere üste doğru mu olsun? Karambole yapıyorum. Bakalım. Şöyle çarpı yapacağım. Şöyle çaprazlamasına çıkalım. Şuradan da şu aşağısı daha mantıklı herhalde. Şuraya çıkalım. Bir tane de. Yani tamamen karambole yapıyorum. Hiç ölçmeden. Biraz daha uzunlamasına bir çarpı yapabilirsiniz. Benimki. Yani şöyle mesela uzunlamasına. Yani 3 şeyden de yapabilirsiniz. Ben acemilik. İlk defa yaptım böyle bir şey. Uydurmasyon yaptım. Fena da olmadı. Belki sizin elinizden daha güzel düşer. Şuraya da batıp buradan, durum bundan ibaret. Bu şekilde küçük iki tane buruncuk yaptık. Şimdi ben içeriden düğüm atacağım. İçerisine elyafla dolduracağım. En son burada kaç yapmıştık hatırlayamıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sanırım 9 tek bir eksiltme yapmıştık. Zaten bahsetmiştim biraz önce de. 8, 7, 6, 5 her sırada. Bir sonraki sırada 8 tek bir eksiltme. 8 tek bir eksiltme. Toplamda 6 tane sıra sonunda gelene kadar.
7, 6, 5, 4 her sırada birer azaltarak azaltma işlemimizi yapalım. Elyafla mutlaka ördükçe mutlaka elyafla da dolduralım. Çünkü daraldıkça ağız kısmı doldurması zor olur. Kapatma işlemini tekrar size göstereceğim en son bitiş noktasını. Şimdilik dediğim gibi örelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Şu şekilde anlatayım size. Ben kafayı bitirdim. Bahsetmiştim size zaten. Sırasıyla eksiltiyorduk. İşte dedim 6 tek 1 eksi, 7 tek 1 eksi, 8 tek 1 eksi. Özür dilerim. 6 tek 1 eksi, 5, 4, 3, 2 diye geriye doğru. Eksilse eksilte. Mesela bir sırada 6 tek 1 eksi, 6 tek 1 eksi, 6 tek 1 eksi sıra sonuna kadar dolanıyoruz. Diğerlerinde 5, 4, 3, 2, 1 diye en son 1 tek 1 eksi yaptık. Ondan sonra geri kalan ilmeğimizin de hepsini ben burada 6 tane kalmıştı. Ben burada 5 adet eksiltme yaptım. 5 adet eksiltme en son. Bir tek bir eksiği bir sıra boyunca yapıyoruz ya. Sonrasında hiç tek batmadan 5 tane eksiltme yaptım. Burası kapandı bu şekilde. İçine doğru şöyle çekiştirebilirsiniz şuradaki fazlalığı. Şuraya burun yapmıştık. Bu da gözlerimiz. Kafamız tamamlandı. Bu ayaklar ve kollarımız mevcut. Ben bunları öncesinde yapmıştım. Video çekmeye karar vermeden önce yapmıştım. Size kısaca tarif etmek istiyorum. Göstermek isterdim ama daha önceden yapmıştım. Bunlar bacakları. Ben de renkli yaptım bu şekilde. Müşterimin istediği gibi. Aynı kafada başladığımız gibi sihirli halkayla başladık. 6 adet doldurduk. Bir sonraki sıraya 6 adet ilmeğimize çift batarak 12 adet sık iğnemizi elde ettik. Sonrasında 1 tek 1 arttırma, 2 tek 1 arttırma, 3 tek 1 arttırma, 4 tek 1 arttırma. 4 tek 1 arttırmaya kadar arttırmamızı yaptık her sırada. Sonrasında 4 tek 1 arttırmadan sonra, affedersiniz tığım düştü. Şuradaki en son arttırmam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra düz bir şekilde ördüm. 7 sıradan sonra 4 tek 1 eksiltme, 3 tek 1 eksiltme. Özür dilerim, 6 sıra örmüşüm. 6 sıra düz bir şekilde ördüm. 6 sıradan sonra 4 tek 1 eksiltme, 3 tek 1 eksiltme, 6 tek 1 eksiltme olarak sıra sonuna kadar geldim. Beyaza geçtiğimizde beyazı bloğ yöntemi dedikleri yöntemle yaptım. Bakın beyazı normalde şuradan şöyle batıyoruz ya, iki kanadıyla birlikte göstereyim. İki kanadıyla birlikte değil de şu içteki kanadını alarak beyaz ipe geçtiğimde içteki kanadıyla ördüm. Sonrasında maviyle buradan dışta kalan kanadını bir kere daha ördüm. Burası böyle ayakkabının yani bacak kısmı içteymiş gibi görünsün diye. Sonrasında da renklerimi, uzunluğunu siz ayarlayabilirsiniz. 4 sıra beyaz ördüm. Ondan sonra 2'şer sıra diğer renklerden ördüm. Uzunluğu size kalmış. Kolda da yine aynı şekilde başlayıp sihirli halka 12 çift, 6 adet çift 12 sık iğnemiz oluyor. 1 tek 1 arttırma, 2 tek 1 arttırma, 3 tek 1 arttırma. Kolda da bu kadar. 3 tek 1 arttırmaya kadar arttırmamı yaptım kolumuzda. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5. Bunda da 6 sıra. Bakayım burada eksiltme. Bunda 5 sıra örmüşüm. Bunda 5 sıra örmüşüm. 3 tek 1 eksiltme, 2 tek 1 eksiltme yaptım. Ve aynı orada da gösterdiğim gibi arka kanadıyla renklere geçiş yaptım. Bu şekilde kollarımızı, bacaklarımızı bu şekilde yaptık. Yani en başından göstermek isterdim ama dediğim gibi öncesinde yapmıştım. Umarım anlatabilmişimdir gerektiği şekilde. Bilmeyenler, ilk defa yapanlar bana Instagram'dan yazabilirler. Instagram adresim sihirli.ilmek, ismim Nurgül. Kesinlikle oradan yardımcı olurum. Kulaklarımız, kulak değil özür dilerim, bu boynuz. Şöyle şuraya iki tane boynuzumuz olacak. Bir tane buraya, bir tane şuraya. İki adet boynuzumuz var. Sanki biraz benimki kalın olmuş gibi, içini mi çok doldurdum bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Boynuzumuz. Aynısından iki tane yapacağız. Bunu da kısaca tarif edeyim. Sihirli halka ile başladım.
6 kere doldurdum. Her ilmeğe çift batarak 12 adet sık iğnemi elde ettim. 1 tek bir arttırma, 2 tek bir arttırma, 3 tek bir arttırma. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. 7, 6 sıra ördüm. Evet, 6 sıra. Bakayım, burada eksiltmemi yapmışım. 5 sıra ördüm. 5 sıradan sonra 3 tek bir eksiltme, 6 tek bir eksiltme olarak 2 sıra eksiltmemi yaptım. Beyazı da kafama göre, hani sayısı size kalmış, kafama göre ördüm. Şuralarda birazcık eksiltme yaptım. Sayı önemli değil, sayılara takılmayın. Sadece ben şu 3 son 2 sırasını düz ördüm. 2 sıradan önceki 2 sırada eksiltme yaptım ara ara. Size kalmış. Ben sadece şu dip kısmı çok büyük olmasın diye ufak bir eksiltme yapmak istedim. Bu size kalmış kalınlığı. Yani çok önemli değil bu sayılar. Yani kafanıza göre bile yapabilirsiniz. Burada da bir adet kulak yaptık. Kulağımızı da şu şekilde katlayarak yan tarafına dikeceğiz. Şöyle göstereyim. Şöyle olduğunda şöyle yan tarafına dikeceğiz. Aynısını buraya dikeceğiz. Ve şöyle tutmak istiyorum. Şu an düştü. Şurada duracak boynuzumuz. Şurada da şöyle kulağımız duracak. Bu şekilde. Burada da bir tane boynuz ve bir tane kulak da buraya yapacağım. Bunları yaptıktan sonra gövdeye geçeceğiz. Kulakları yapalım. İp iğneye ip geçirerek ben... Bunda değildi, diğerinde bırakmıştım. İpi koparmadan önce uzun koparırsak, uzun bırakırsak, bak bunda da öyle yaptım. Uzun bırakırsanız bunu dikmek için kullanırsınız. Bir daha düğüm atmanıza gerek kalmaz. İğne, normal iğne iplik yardımıyla bu şekilde buraya dikersiniz. Biraz daha şöyle geriye doğru dikebilirsiniz. Şimdi gövdenin yapımını göstereceğim sizinle. Paylaşacağım. Bunun için beyaz ipimi alayım. Gövdeye geçmeden önce kafanın bitiş halini göstermek istedim. Yerimi ayarladım. İğneyle tutturdum, toplu iğneyle. Sonra normal dikiş iğnesi yardımıyla. Zaten ördüğünüz kulakları mutlaka ipini keserken paylı, biraz pay bırakarak kesin. Onu direkt iğneye takıp dikmesini kolayca yapabilirsiniz. Bunu da mavi ile yaptım. Bu şekilde dikimimiz. Arkası bu şekilde kapattık. Burnumuz, kafamız. Kafamız bitti. Şöyle göstereyim. Bacaklarımızı zaten tarif etmiştim. Nasıl yaptığımı. Sanırım bu kulağı tarif etmemiştim. Sihirli halka ile başlayıp 6 sık iğne dolduruyoruz. 12 tek. Bir art, 12 sık iğne, özür dilerim, 6 kere arttırma yapıyoruz. 12 sık iğnemiz oluyor. Sonrasında aynı kafada başladığımız gibi bir tek bir çift bir sıra boyunca, 2 tek 2 tek bir çift bir sıra boyunca, 3 tek bir çift bir sıra boyunca. Sonra düz bir şekilde 12 sıra ördüm. Ara ara 12 sıradan sonra 2 sıra daha ördüm ve eksilttim ara ara. Yani bir sırada 3 tane falan eksiltme, 4 tane eksiltme yeterli oluyor. Biraz aşağılarda eksilttim. Şöyle ince kaba durmasın burası diye. Burayı da aynı şekilde 3 tek bir arttırmaya kadar yapmıştım. Tarif ettim zaten. Eksiltmeyi de 3, 2, 1 diye eksilttim. Burasını biraz daha iyi eksiltirseniz böyle bombeli durması için. Şöyle bombeli dursun. Sırasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12. Fark etmez. Beyazda ördüğünüz sıra 12 yapmışım ben ama dibe doğru ben de burada da eksiltmiştim. Dediğim gibi sayı, uzunluk fark etmez. Tamamen size kalmış. Ben de zaten resme bakarak kendim bir şeyler katarak benzetmeye çalışıyorum. Şimdi geride bir tek gövdemiz kaldı. Gövdeyi de beyazla yapıyorum. Ben bu kadar ördüm. Kısaca size anlatayım. Sürekli aynı başlangıçlar olduğu için başlangıçlarını gösterip videoyu uzatmak istemiyorum. Çünkü buraya göstermiştim zaten. Başlangıçlar hep aynı. Mutlaka sihirli halkayla başlayıp 6 adet sık iğne dolduruyoruz. Genelde hep 6 başlıyoruz. Yine burada da sihirli halkayla başladım. Sihirli halkamın içine 6 adet sık iğne yaptım. 6 ilmeğe çift batarak 12 adet sık iğnem oldu.
1 tek 1 çift 1 sıra boyunca, 2 tek 1 çift 1 sıra boyunca, 3 tek 1 çift 1 sıra boyunca, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yanlış hatırlamıyorsam 10'a kadar yapmıştım. Yine de saymak istiyorum. Arttırmam burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tek bir arttırma kalana kadar her sırada 1, 2, 3, 4, 5 diye devam ederek 10 tek bir arttırma en son yaptığım sıram. Şimdi hiçbir arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Size yapmak istediğim şeyin resmini de paylaşacağım. Şimdi hiçbir arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Kaç sıra öreceğimizi sizinle paylaşacağım. Ufak bir ip parçasını, şu an yanında makasım yok. Ufak bir ip parçasını buraya işaretlediğinizi çıkarın. Buraya bir ip koyun. Renkli, başka renkte bir ip. Bu burada kalsın. Siz ipin üstünden örmeye devam edin. Buradan sonraki sayı sayacağız. Çünkü ben de o şekilde yapıp düz bir şekilde öreceğim.